Neden telefonu bulamıyorsun? Teşekkür ederim. Yani aslında 25 Nisan'da başlayan bir hukuksuzluk bugün kısmi olarak benim şahsımda belki son bulmuş olabilir. Ama hala içeride onlarca kişi var ve hepsi de hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuklu bulunuyor şu an cezaevinde. En başta da Halise Aksoy birçok rahatsızlığı bulunmasına rağmen ve yaşı geneliyle de bunların hiçbir göz önünde bulundurulmadan şu an tutuklu ve bu hukuksuzluk onlar şahsında hala sürüyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki gazetecilik suç değil. Ben bir gazeteci olarak tutuklandım ve sadece yaptığım haberler gerekçesiyle bu tutuklama gerçekleşti. Şu anda tutuklu bulunan 4 gazeteci arkadaşımız daha var ve hepsinin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Bu dosyanın bir an önce beraatle sonuçlanması gerekiyor. Çünkü bunu çok iyi biliyoruz ki tanık beyanlarıyla, sırf bir kişinin beyanıyla bu kadar insanın tutuklanması, şu an burada cezaevinde tutulması başlı başına bir yasaya aykırılıktır. Çünkü bir tanık beyanı tek başına bir delil değildir. Bir suç teşkil etmez ve bir şey de ifade etmez. Biz bunların farkındayız. Bunları biliyoruz ancak yasayı yürütenler bunu çok iyi bilmiyor demek ki. Ki bu kadar insan tutuklandı tek bir beyanla. O yüzden buradan bir kez daha şunu söyleyelim. Gazetecilik suç değildir. Mesleğimize devam edeceğiz, yazmaya devam edeceğiz. Kalemimizi elimizde tutmaya devam edeceğiz. Ve tüm arkadaşları, tüm tutukluları alana kadar da yine haberlerimizde onların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Buradan da dayanışma gösteren, sesimiz olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki tüm bu hukuksuzluklar bir an önce son bulsun.